Hepinizin bildiği üzere Fatih Tekstil'in dev etkinliği startını 16 Aralık 2019 tarihi sabahı vermişti. Kapılarını Fatih Tekstil tüm Türkiye'ye açmıştı. Evet, değerli sektör mensupları, sevgili perdeciler, sevgili ev tekstilcileri, Fatih Tekstil'in büyük etkinliğinin son gününe geldik. Son günümüzde oldukça hareketli ve performansı yüksek bir gün. Değerli sektör mensupları, işte Fatih Tekstil'in çok değer verdiği, kıymet verdiği, bünyesinde ağırladığı, her biriyle ayrı ayrı ilgilendiği dostlarından bir tanesi yanımızda, Sayın Sadık Gözütok. Evet. Sadık Gözütok, Sadık Perde'nin sahibi, Ankara Mamak'tan, evet, Hüseyin Gazi bölgesinden kalkıp geldi efendim. Hem Fatih Tekstil ailesini yalnız bırakmamak için, hem de buradan indirimli fiyatlardan, o güzel ürünlerden yararlanmak için. Ben bunları diyorum ama kendisi ne diyor? Hem kendisini tanıyalım, şöyle sizi Hüseyin Gazi'ye götürelim, hem de etkinlik hakkında fikirlerini alalım. İzninizi rica ediyorum efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyorum efendim. Bu tür etkinlikler gerçekten moral ve motivasyonumuzu yükseltiyor. Aslında hani şöyle halk dilinde konuşalım, iştahımızı kabartıyor. Tabii ki, kesinlikle iştahımız kabarıyor. Fatih Tekstil'e düzenlemiş olduğu çok geniş kapsamlı etkinliği için ben yönetim kurulu başkanına, yönetimine, üyelerine çok teşekkür ediyorum. Çünkü muazzam bir kalabalık var. Hakikaten kampanya deyince normalde fiyatların çok çok altında fiyatlarla bizleri burada ağırladıkları için çok teşekkür ediyorum. Olağanüstü fiyatlar var. Yani normal metrelerinden 5 TL'ye daha uygun, 4 TL'ye daha uygun aldığımız ürünler var. Ben bir kez daha böyle bir etkinlik düzenledikleri için çok teşekkür ediyorum kendilerine. Ayrıca kutlayalım değil tabii mi? Ki, yürek işidir, ki, cesaret işidir. Bakınız 5 katlı bir mağazadayız. Her ağzına bir katı ayrı dolu. Ayrı çok dolu, mağazayı anımsatıyor bize. Tabii. Peki sizi Hüseyin Gazi'ye götürelim. Tabii ki. Sadık Perde'ye evet. Götürelim. Kaç yıldır sektörümüzün içerisindesiniz? Bizde tevafuk oldu. 20. yılımızı kutluyoruz. Yaklaşık 2000 yılından beri sektörün her kademesinde olağanüstü mücadele vererek bugünlere geldik. Kendimizi her gün yeniliyoruz. Bu tür etkinliklere mümkün mertebe katılıyoruz. Sadece ürün alma manasında değil, biraz daha kendimizi geliştirmek için buralardayız. 20 yıldır bu işi yapıyorum. İşimi severek yapıyoruz, aşkla yapıyoruz. Her geçen gün yenilemeye çalışıyoruz. Nasip olursa ben buradan bir de inşallah Allah izin verirse çok kısa bir zamanda Ankara'mızın güzide bir yerinde büyük bir mağaza açacağız. Allah izin verirse onun hazırlıklarını yapıyoruz. Plan proje yapıldı. Plan proje son aşamasına geldi. İnşallah Fatih Tekstil gibi perdenin duayenleriyle de fikir alışverişinde bulup güzel bir konsept hazırlayacağız. 20 yıldır da emek veriyoruz, gayret ediyoruz, çalışacağız, çalışmaya da devam edeceğiz. Semt belli oldu mu? Semt şu an %70-%80 belli gibi. İki tane yer var. İnşallah ikisinden birine nasip olursa geçeceğiz. İnşallah efendim, biz de geliriz de sizin tabii sesinizi ki duyururuz. Mağazayı tanıtırız. Siz inşallah olmadan zaten böyle bir konsepte başlamayı asla düşünmüyorum. Çok takdir ediyorum sizi. Tüm Türkiye'de, bütün her tarafta, hatta Avrupa'da da çok başarılı işler yapıyorsunuz. Bizi en kolay ve en sağlıklı bir şekilde tüm Türkiye'ye reklam ediyorsunuz. Tabii ki Aydın Bey ve Emel Hanım, sizler olmadan başlamayacağız. Sağ olun. Efendim, iltifat olarak kabul ediyorum. Çünkü biz bu yola çıkarken dedik ki hiç ayırt etmeksizin. Evet. Üreticisinden, en üst düzey üreticisinden, toptancısından, ara toptancısından, tedarikçisinden ve perakendecisinden. Hiç ayırt etmeksizin herkesin sesini duyuracağız. Tabii. Eşit bir şekilde duyuracağız. Onların yanında duracağız. Çünkü sektörün en büyük açıklarından bir tanesi tabii ki, tabii ki, sesimizi tabii duyuramamak. Tabii bakın ki çok güzel üretimler yapılıyor. Tabii Bursa'ya ki bakın, Çorlu'ya bakın, İstanbul'a bakın. O kadar güzel markalarımız var ki bizi dünyada o kadar güzel temsil ediyorlar. Kesinlikle. Ki fuarlarımızla, biliyorsunuz fuarımız ikinci büyük fuar. Türk Ev Tekstili bir marka.
Sadece ses eksikliği vardı bizde. Kesinlikle, kesinlikle. Eğer çorbada tuzumuz varsa, duyurabiliyorsak gayret ediyoruz. Efendim, kesinlikle ne mutlu bize ediyoruz. Kesinlikle gayretinizi çok yakinen takip ediyorum. Ve bana göre bir mağaza, perde mağazasında bütün her şeyi tamamladıktan sonra en önemli bir şey biz görmezden geliyoruz. Nedir bu? Reklamdır. Reklamı da X firma veya farklı firmalarla değil de tamamen bu perdenin içinden gelmiş sektörün içerisinden gelmiş bir reklam ajansıyla yapmak bizlere daha çok onar ediyor. Çünkü siz bizi biliyorsunuz, nelere yönlendireceğinizi biliyorsunuz. Onun için çok teşekkür ediyorum. Bugün burada olmanız Fatih Tekstil'e çok büyük bir güç katıyor. Çok büyük bir enerji veriyorsunuz. İnşallah bu şekilde de tüm Türkiye'ye yine bu yaptığınız çalışmalarla devam etmenizi umuyorum. Efendim, konu açıldı diye küçük bir anımı sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi yıllar önce bir Avrupa kanalında belgesel çekiyor idik. Evet. Saman Pazarı Nostaljileri adı altında. Saman Pazarı'ndan çok ünlü bir ağabeyimizi, yani ev tekstilci bir ağabeyimizi programını yaptık. Sonra ağabeyimiz trafiğe takılmış ve programını seyredememiş. Hmm. Sonra dedik ki, biz artık televizyonculuğu bırakmalıyız. Biz kesinlikle internete dönmeliyiz. Kesinlikle. Arabada giderken seyredebilirsiniz. Gece yatağınıza yattığınızda seyredebilirsiniz. Sabah kahvaltıda açabilirsiniz. Kesinlikle. Ömür boyu o program internette kalıyor. Kesinlikle. Ve kitlesi, inanın bana, o kadar çok büyük bir kitle takip ediyor ki. Özellikle dediğiniz gibi sizin sektörünüzden alakasız birilerine bu çekimleri tabii yaptırsanız ki, tabii ki, ulaşabileceğiniz bir kitle, muhatabınız yok. Ama mutlaka bizi takip edenler zaten perdeciler, tabii üreticiler, ki, toptancılar, tabii ki, faydalı olabileceğimizi düşünüyorum. Kesinlikle, çünkü hatırlarsanız Emel Hanım, 4 yıl önce de Antalya'da USK Tekstil'in etkinliğinde bir röportaj yapmıştık. Bunlar bize hep artı veriyor. Yani biz o röportajı 3 yıl sonra izlediğimiz zaman neredeydik, şu an neredeyiz konuşuyoruz. Sizinle orada neleri konuşuyorduk, şimdi gündemde ne tarz perdeler var onları konuşuyoruz. Gelişiminizi %70, %80 arttırıyorsunuz. Evet. Ve ben sizi gerçekten takdir çok ediyorum. Çok teşekkür ederim. İnşallah bu şekilde devam etmenizi rica ediyorum. Yeni yerimizde mutlaka görüşmek İnşallah. Üzere. Sizleri İnşallah. Bekliyoruz. İnşallah. Bir kez daha dolayısıyla Fatih Bey'e, Fatih Tekstil çalışanlarına ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. Burada muazzam bir hazırlık var, bir sürü emek var. Çok kalabalık içerisi, 3 gün boyunca da böyleydi. İnşallah bundan sonra da hep böyle devam eder. Zaten bilinmiş bir yer. Peki Fatih Tekstil ilk defa gerçekleştirdi bu etkinliği biliyorsunuz. Tabii devamını ki istiyor musunuz? Senede ki birkaç kez, en azından ilkbahar aylarında, sonbahar aylarında burada bir anket de yapalım sizinle. Bu etkinlikleri Fatih Beylerden talep ediyor musunuz? Kesinlikle ediyoruz. Şöyle söyleyeyim, zaten Fatih Tekstil'de şöyle bir şey var. Yılın 365 günü indirimli. Yani her gün, hemen hemen her gün bir indirim yapıyor. Diğer firmalardan belki 1 TL, 2 TL, 3 TL ucuz satıyor. Ama biz bunu arzu eder ki her gün yapmak. Dolayısıyla şu andaki bu muazzam etkinliği senede bir defa az görürüm ben. Bana göre inşallah yöneticileri de buradan duyarlar bizleri. 90 günde bir mutlaka, en az ya, yılda 4 defa, yılda 4 defa böyle bir etkinliği yapmasını rica ediyoruz. Bir de şöyle sizinle etrafımıza bakalım. Hı hı. Perde katındayız. Evet. Bir üstü manifatura. Bir üstü manifatura. Onun üstü çeyiz, ev tekstili, halı. Döşemelik. Yani, elektronik küçük ev aletleri. Bir eve ne lazımsa hepsi var. Yani siz geldiğiniz zaman konseptinize uygun her şeyi burada bulabiliyorsunuz. İşte, yani aksesuar gruplarından tutunuz da hazır store ve zebralardan sayamayacağım kadar ürünler burada mevcut. Bu bizi bir kat daha buraya bağlıyor. Çünkü ben firma sahibi olarak geldiğim zaman uyku setini, yorganını, nevresimini, perdesini tek bir yerden alıp çıkmak daha mantıklı. Çünkü zaman kaybım olmuyor ve şu güvenceyle de geliyorum buraya. Biliyorum ki Fatih Tekstil'de bir mal eğer 10 kuruşsa başka bir yerde 7 kuruş olmasının imkanı yok. 8 kuruştur, 9 kuruştur, daha pahalıdır. Onun için burada gönül rahatlığıyla bütün alacağımız alışverişlerimizi yapıp mağazamıza dönüyoruz. Yüzlerce, binlerce kalem mal ama bir tek muhatap. Kim o muhatap? Fatih Tekstil. Evet. Peki o zaman Fatih Tekstil masaya oturacak. Bu etkinlikler son bulduktan sonra bir analiz edecekler. Evet. Ne yaptık biz diyecekler. Evet. Sonra da bu programları izlemeye başlayacaklar. Kesinlikle. Peki Sadık gözü tok efendim, kameraya dönsün.
kamera yaklaşsın. Sayın Muammer Kambura, Sayın Fatih Kambura ve Fatih Tekstil çalışanlarına özel cümleler kurun desem neler söylemek istersiniz? Bu tek kelimeyle anlatılmaz. Başarı, bir kere kesinlikle başarı, inanç ve üçüncü söylemek istersem samimiyet. Bu söylediklerimin üçü de aslında çok zordur. Başarı, samimiyet ve inanç. Ama bu üçünü toplamışlar tek bir kalemde, tek bir çatı altında. Muazzam bir etkinlik yaparak bizlere sunum yapmışlar. Bunlar için çok teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Ama 3 ayda bir de biz bu etkinliği görmek istiyoruz. Buradan yönetimine de söylemek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum efendim. İyi alışverişler diliyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun. Evet, değerli sektör mensupları. Şöyle manzarayı görüyorsunuz zaten efendim. Alışverişler harıl harıl devam ediyor. Bu yoğunluğu biz burada 3 gün boyunca gördük. Sadece bugün değil. Efendim dışarısı da bir o kadar kalabalık. Ne diyelim? Efendim kolay gelsin Fatih Tekstil'e. Sadık Bey'in dediği gibi de sık sık bu etkinliği gerçekleştirsinler.